Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Amma ba'du feya ibadallah. اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا صدق الله العظيم عزيز دوستlar bu okuduğum ayet-i celile değil ki okuduğum ayet-i celile de Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Allah size, sizinle din hususunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan kovmayan, tehcir etmeyen, hicrete maruz bırakmayan, sizi hicrete zorlamayan kimselerle iyilik ilişkileri kurmanızda, fedakarlık yapmanızda bir sakınca görmez. Allah bunu size yasaklamaz. Allah fedakarlıkta bulunanları çok sever. Son okuduğum ayet-i cellede ise ya eyyühellezine amenu la tettehizu bitaneten min dunikum la ye'lunekum khabala. Ey iman edenler, sakın onları dost ve sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermede kusur etmezler. Onların öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. Kalplerindeki ise çok daha büyük, çok daha azimdir. Öfkeleri, kalplerinde gizledikleri öfkeleri ise çok azimdir buyuruyor Rabbimiz. Belki de bu ayet birinci ve ikinci ayet arasındaki tahsisin illetini zımnen veriyor olsa da mefhumu muhalif olarak algılamış olsak da yine Mümtehine suresinin yedinci ayeti biraz daha bu konuyla ilgili bizi vuzuha kavuşturacak açıklamaları yapar. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم إلى آخر آية صدق الله العظيم. Ancak Allah din hususunda sizlerle savaşan ve sizleri tehcire zorlayan, yurtlarınızı size dar eden ve sizleri hicret etmek zorunda bırakanlarla dostluk kurmanızı istemez. Yasaklamıştır Allahu Teala. Dolayısıyla son okuduğum ayette buna bir cevaptır. Konunun akışı içerisinde mevzuyu görmeye çalışacağız. Aziz dostlar, Allah varlığı farklılık üzere yaratmıştır. Biraz sonra bu ayetlere döneceğiz. Allah her şeyi farklı yaratmıştır. Cinsleri bile kendi aralarında bir farklılık üzere yaratmıştır. Bu da Allah'ın mucizesinin çok garip tecellilerinden biridir. Şaşırtıcı mucizelerinden biridir. Bir ormana baktığınızda milyarlarca ağaç vardır ama birbirinin aynı olan iki ağaç bulamazsınız. Bakar milyarlarca aynı tür hayvanı görürsünüz ama içinde birbirinin aynısının tıpkısı olan iki tane hayvan bulamazsınız. Bütün varlık içerisinde sayısız taş, kaya parçası vardır ama birbirinin aynı olan hiçbir çakıl taşı bile yoktur. Varlığın yasası bu çeşitlilik ve farklılık üzeredir. Tıpkı insanda olduğu gibi. Dili, damağı, bilmem parmağında Allahu Teala öyle bir mühür koymuştur ki bu farklılığın bir işaretidir. Hiç kimse birbirinin aynı değildir. Allah'ın o mucizevi tecellilerinden, kudretinin tecellilerinden biri de bu olsa gerektir. Bu farklılıklar bazısı fıtridir. İnsandaki farklılık fıtridir. Yani varoluşsaldır. Yani yenilerin deyimiyle ontolojiktir. Bir farklılıktır.
Bir insanın boyu öyledir, rengi öyledir, yüz hatları öyledir, cinsiyeti öyledir, etnik kimliği öyledir. Allah-u Teala fıtri bir farklılık üzere yaratmıştır. Bu tür farklılıkları hayatın bütün katmanları üzerinde görürüz. Ama bir başka farklılık vardır ki bizim esas mevzumuzu teşkil eder. Kişinin kendi iradesiyle belirlemiş olduğu farklılık. Bu dini bir farklılık ya da sosyal statü farklılığıdır. Dini bir farklılık varsa ki Allah-u Teala insanları değişik değişik yaratmıştır. Dolayısıyla Allah dileseydi sizleri tek bir ümmet yapardı. Ama dini anlamda bir ümmet içerisindeki farklılıkları da görmemiz mümkün. Peki bu farklılıkları nasıl telif edebiliriz? Ya da bu dini farklılıkların bir arada yaşama imkanı nedir? Acaba bu kadar farklı dini motiflere inanan, ayrı inanç demetine mensup olan insanlar bir arada yaşayabilme imkanına sahipler midir? Allah-u Teala'nın bu konudaki bize vaaz etmiş olduğu ilke nedir? İslam tarihinin engin ve zengin tecrübesi bize nasıl bir birikimi aktarır? Değerli dostlar, şüphesiz her iddia ispata muhtaçtır. Herkes biz farklılıkları bir mozaik olarak görürüz diyebilir. Her inanç biz bütün inançlarla birlikte yaşayabiliriz diyebilir. Ama en önemlisi bunun pratiğini ortaya kim koymuştur? Burayı çok iyi incelemek gerekir. Yoksa Amerika'nın bölgeye gelerek biz bölgeye özgürlük getiriyoruz diyerek demokrasi havariliği kesmesini kim nasıl telif edebilir yaptıklarına bakmazsa? Kim nasıl anlayabilir? Eğer biri bir iddiada bulunuyorsa ispatını da hayatında ya pratiğinde tecrübesinde görmek gerekir. Eğer özü ve sözü ayrı değilse, aynı değilse biz bu adama farklı bir şey söylüyoruz. Münafık diyoruz. Küresel anlamda nifakın en güzelini biz az önce adını andığım ülkenin şahsında görebilir ve gözetleyebiliriz. Şimdi her iddia bir ispata muhtaçtır dedik. İddiayı ispat etmek gerekir. İslam da bize bir şey söylüyor. Birlikte yaşamanın imkanlarını açıyor. Kur'an az önce okuduğum ayet-i cellede diyor ki, eğer onlar sizi öldürmüyorlarsa, sizin canınıza kastetmiyorlarsa, din savaşı yapmıyorlarsa, dininizden dolayı size hasmane bir tutum izleyerek hayatı size dar etmiyorlarsa, sizi tehcire zorlamıyorlarsa, yaşadığınız, doğup büyüttüğünüz, kokusunu aldığınız toprakta yaşamanıza müsaade ediyorlarsa, o zaman diyor onlara iyilik yapmanızda, kafirlerdir bunlar. O kafirler bile olsa onlara iyilik yapmanıza ya da onlara ihsanda bulunmanıza, kıst uygulamanıza, fedakarlık yapmanıza bir sakınca yoktur. Allah fedakarlıkta bulunanları sever diyor Rabbimiz. Öyleyse bizim birlikte yaşayabilmemizin imkanını Allah Kur'an'ında koyuyor. Eğer size zulmederlerse, yurdunuzdan kovarlarsa onları asla dost ittikaz etmeyin. Onların öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde size büyük bir kin beslemektedirler. Ama eğer sizin yurdunuzda yaşamanıza müsaade ediyor, sizinle savaşmıyor, sulh, eman ve emniyet içerisinde bulunuyorlarsa onlara iyilik yapmanızda bir sakınca yoktur diyor Rabbimiz. Mümtehine suresi 7, 8, 9'u bu çerçevede okumamız güzel olur. Biz tecrübemize, tarihi tecrübemize bakıyoruz. Biz acaba birlikte yaşama ile ilgilenen tür tecrübeler ortaya koymuşuz. Daha ilk dönemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken, Medine'ye hicret eder etmez bir sözleşme yazdırdı. Biz buna tarihte Medine vesikası diyebiliyoruz. 52 maddelik Medine vesikası. Bu maddelerin her biri insanın temel özgürlüğünü, farklı etnisitelere sahip olan insanların, dini farklılık içerisinde bulunan insanların her birinin nasıl bir yerde özgürce, hür ve birbirlerine iyilik üzere bulunabileceklerinin ana ögelerini taşıyan bir Medine vesikası olarak, tarihi mevsuk olarak karşımızda bulunuyor. Biz bu Medine vesikası bugün bizim en çok, günümüzün en liberal aydınlarının, en entelektüel mahfillerinin bile gözünde bulundurması ve üzerinde derinlemesine tartışması gereken bir vesikadır. Allah Resulü o kadar insanlığın bütün erdemlerini kuşatan, bütün dinlerin ortak değerini ortaya çıkaran
ve her birini özgürlük hamuruyla yoğuran, adaletle muamele eden müthiş bir sistem geliştirmiştir. Bu 52 madde çok ama çok önemlidir. Birinci maddesini okuyayım size. Mekkeli Müslümanlar, Medineli Müslümanlar, Medineli Yahudiler, Medineli müşrikler bir tek ümmettirler. Birinci madde bu. Bir tek ümmettirler. Sonra onlar birbirlerine savaşmazlar. Eğer biri Yahudilerle savaşırsa koşar, onun Yahudinin imdadına yetişiriz. Birini ezildiyse ezilen mazlum ve mustazafın imdadına yetişiriz. Eğer bir yerde haksızlık ve hukuksuzluk varsa adalet sancağını alır, zulmü ortadan kaldırmak için mücadele ederiz. Hristiyan ve kısmen mecusiler vardır. Onların bulunduğu yerde o azınlığa zulüm yapıldıysa koşar, onları bu zulümden kurtarırız. Bu çerçevede yazılan 52 madde içerisinde hem fikri, hem dini, hem siyasi bütün konuları muhtevi bir metin olarak karşımızda bulunuyor bu Medine Sözleşmesi. Efendimiz bu sözleşmeden sonra Medine ilk ayak bastıktan 2 yıl sonra bir sayım yaptırıyor Medine'de. Nüfus 10.000, hafif bir de küsuratı var. 10.000 içerisinde 1500 tane Müslüman, 4.500 tane Yahudi, 4.000 tane de müşrik vardır. Bunların her birini kuşatan bir şemsiye örtüsü içerisinde onları kucaklayan bir idari anlayış geliştirmiştir. Ve bununla insanlar arasında sulh, eman ve emniyeti geliştirmiştir. Bir müddet sonra bunlar içerisinden Yahudiler en çok buna itiraz eden, haksızlığa ön ayak olan kesim olmuştur. Yahudiler sık sık anlaşmayı ihlal ederek peygamberi çok zor durumda bırakmıştır. Hendek Savaşı da bu çerçevede çıkmış bir savaştır. Ama Allah Resulü ilkelerinden taviz vermemiştir. Hiçbir zaman yanında hiç kimseye hak ihlali yaptırmamış, müsaade etmemiş, her birini bu çerçevede korumuş ve kullanmıştır. Biz birlikte yaşama tecrübesine Hazreti Peygamber'le başlamış bir ümmetiz, bir milletiz, bir dinin müntesipleriyiz. Bu bize zengin bir tecrübe sunmaktadır. Bize büyük bir birikim sunmaktadır. 186 tane Allah Resulü Müslümanlardan, 186 tane muhacir, 186 tane de Ensar'dan aileleri kardeş yapmıştır. İlk önce bu sosyal kaynaşmayı, dayanışmayı ve paylaşımın kültürünün temellerini atmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 15 asır boyunca Müslümanlar her inançtan insanla yaşamış ama münferit olaylar haricinde hiçbir zaman hak, hukuk çiğnememişlerdir. Münferit olaylar olmuştur. Lokal zulüm ve işkenceler tabii ki Müslümanlar eliyle de yapılmıştır. Hatta Emin Maluf bundan bahseder. Müslümanlar tarihinde birçok olumsuzluğu yaşamışlardır diyor. Münferit birçok olumsuzluk, haksızlık, adaletsizlik işlenmiştir der. Lübnanlı Hristiyan bu söyleyen Emin Maluf. Ama diyor biz Hristiyanlar tarih boyunca milyonlarca insanı katliam etmiş, kendi insanlarımızı öldürmüşüz. Biz toplu kıyımları yalnız kendi tarihimizde görüyoruz demiştir Emin Maluf Hristiyan kendi bir itiraf sadedinde. Birlikte yaşama özgüven ister dostlar. Ben güveniyorsam inancıma, sahip olduğum, yaslandığım değerlerime inanıyorsam eğer, Allah'a ve kitabına yaslanıyor ve ona güveniyorsam, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu ilkelere güveniyorsam, o zaman benim diğer dinlerden korkmama hiç gerek yoktur. Onun için birlikte yaşama bir güven ister. Güveni varsa bir insan birlikte yaşama cesaretini gösterebilir. Eğer güvenmiyorsa niye birlikte yaşamaya cesaret etsin ki? Hristiyan teolojisinin kendi içerisindeki tartıştığı konular onların bu cesaretini büyük ölçüde kırmıştır. Müslüman olan birçok Hristiyan bunu bize iletiyor. İkinci bir vesikadan bahsedeceğim sizlere. Hicri 15. yılda 635 yıllarında Hazreti 636'da Hazreti Ömer'in Zeytun Dağı'nda İsevilerin patriğine vermiş olduğu Safranbos'a vermiş olduğu, teslim etmiş olduğu şeydir, emannamedir. Kudüs halkı özellikle Hazreti Ömer'den
kendilerinin tebaası olmasını istemiştir. Gelin ey Müslümanlar buraya, gelin size tabi olmak istiyoruz, sizin tebaanız olmak istiyoruz demişlerdir. Şüphesiz bunda Hazreti Ömer'in o büyük adalet uygulamalarının, adil uygulamalarının etkisi büyüktür. Hatta bazı papazlar demişlerdir ki, yemin ederiz diyor, biz Hristiyan haçını görmektense Müslümanın sarığını görmek bize en çok adaleti hatırlatan, güven ve huzur veren unsur olmuştur demişlerdir. Daha sonra biz Kudüs'te Allah Resulü'nün halifesi Hazreti Ömer'in böyle bir uygulamasını görüyoruz. Bu 12 maddedir bu da. Medine vesikası 52 madde. Bu da 12 maddeden oluşuyor bu emanname. Bu emanname Başbakanlık Osmanlı arşivinde hala mevsuktur. Orada bu vesika mevcuttur. 12 madde harikulade maddelerdir. Peygamberin halifesi olduğunu ne kadar da güzel görüyor ve teşhis ediyor insan. Hazreti Ömer yanındakilere, Hristiyanların haçından siz sorumlusunuz, onların kilisesinden siz sorumlusunuz, ayininden siz sorumlusunuz, onların ibadetlerinden, yaşam tarzlarından siz sorumlusunuz diyerek mükellefiyeti oranın idareci olan Müslümanların sırtına koymuştur. Ve siz onların adil bir ortam yaşamaları için bu fırsatı ve imkanı onlara sağlamak zorundasınız demiştir Hazreti Ömer bu emanname ile. Patrikler bundan gözyaşını tutamamışlar. Bu kadar adalet tam da sana yakışır ya Ömer demiştir. Ey müminlerin emiri demişlerdir. Hatta Hazreti Ömer'i daha şehrin Kudüs'ün dışında karşılayarak bizzat anahtarları getirerek kendileri teslim etmiş ve bunun sevincinin bütün işaretlerini yüzlerinde görmek mümkün. Raviler papazları bu kadar sevinçli hiç görmemiştik derler. Bu nasıl huzur iklimi, adalet ortamıdır ki seninle aynı inancı taşımayan, hatta farklı inancın en tepesindeki olan insanlara bu güveni telkin ediyor. Buna aziz İslam'ın tertemiz ruhu, Kur'an'ın masumiyeti ancak insanda bunu oluşturabilir. Kudüs'ü gezenler bilir. Kudüs'te iki tane büyük Hristiyan mabedi vardır. Biri Büyük Doğuş Kilisesi'dir. Diğeri ise Kıyamet Kilisesi'dir. Birçok var da bunlar en büyükleridir. Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan kilise çok büyüktür. Birkaç saat ancak gezersiniz. Hazreti Ömer bu fetih sırasında gidiyor ve bu kiliseyi geziyor. Patrikler öncülük ediyor. Orayla ilgili tarihi bilgileri aktarıyorlar Hazreti Ömer'e. Nitekim namaz vakti isabet ediyor. Diyorlar ki Hazreti Ömer namazı kılmamız lazım. Ya Emir el-Müminin burada namazı kılabilirsiniz diyor. Kilisenin içerisinde. Hazreti Ömer diyor ki hayır, ben burada namaz kılamam. Eğer burada namaz kılarsam, insanlar gelir Müslümanlar benden sonra burada benim namaz kıldığım yerde namaz kılar, sonra burayı mescide, camiye çevirirler, sizin kilisenizi elinizden alabilirler, sonra kötü bir adet oluşabilir. Ben burada namaz kılmayacağım der. Çıkar, Büyük Doğuş Kilisesi'nin dışında namaz kılar. Şimdi Hazreti Ömer'in namaz kıldığı yerde teberrüken bir cami yapılmıştır. Kıyamet Kilisesi, Büyük Doğuş Kilisesi karşısında bir cami. Caminin ismi Hazreti Ömer Camii. Kıldığı yere hürmeten. Sonra Kıyamet Kilisesi'nde de aynı olay vuku bulur. Hazreti Ömer yine orayı gezerken çok büyüktür. Böyle mağaramsıdır. Gezenler bilir. Kudüs'e gidenler mutlaka orayı gezmişlerdir. Gitmenizi de tavsiye ederim. Ve oradan da yine Hazreti Ömer hiç orada namaz kılmayı uygun görmez. Benden sonra gelir, benim gibi burada namaz kılmak isterler. Her biri burada namaz kılarken burayı mescide çevirirler. Sizin hakkınız ihlal olmuş olur. Bu doğru değildir der. Çıkar ve dışarıda namazını kılar. Orada da yine bir Hazreti Ömer Camii'ni gidince göreceksiniz. Bunlar bize bir şey söylüyor. Biz inancımıza çok güveniyoruz. Değerlerimize çok güveniyoruz. Biz bize güvenmiyoruz ama değerlerimize çok güveniyoruz. Vahye kim güvenmeyebilir ki? Allah'ın sözüne kim nasıl güvenmeyebilir? Allah bu teminatı ve garantiyi vermişse kim güvenmeyebilir? Kim bu nurun söyleyeceğine inanabilir? Yeryüzünün bütün müstekbirleri bir araya gelse, bir damar bulur Kur'an'ın vahyi, bir gün neşvinema bulur, arz-ı endam eder. Sonra da çağı düzeni dümeni bozuk bu gidişe, tarihe dur beni dinle der. Sözü, en son sözü yine Allah'ın vahyi söyler. Mısır fethedilmişti. Hazreti Ömer çok muzdaripti.
bu halkı nasıl dönüştürmek, nasıl ıslah etmek mümkün olabilir dedi. Bu ahlaksızlığı, adaletsizliği nasıl gidermek mümkün olabilir diye herkes sevinirken Hazreti Ömer sevinç duyuyor mu duyamıyordu. Buruk bir sevinç yaşıyordu. Amr İbnül As'ı oraya vali olarak tayin etmişti. Hristiyanlar bir müddet sonra şikayette bulundular. Ya emir el müminin dediler. Şu senin buraya atadığın vali bize yanlış yapıyor, adaletsiz davranıyor. Ne yapıyor? Diyor biz Hristiyanlar bir yerde yaşamak istiyoruz ama bizim hepimizin bir yerde yaşamamıza engel oluyor. Sen şu tarafa, sen şu tarafa bir kısmımızı oraya buraya dağıtıyor. Mecburi ikamete tabi tutuyor. Hazreti Ömer çok rahatsız oluyor. Benim yaşadığım yerde, idarem altında nasıl böyle bir haksızlık, hukuksuzluk olabilir diyor. Sonra çağırıyor Amr'ı. Ya Amr diyor, sen ne hakla o insanların özgürce dolaşım hakkını yasaklıyorsun, mecburi ikamete tabi tutuyorsun? Sen ne hakla Hristiyanların bir arada yaşamasına müsaade etmiyorsun? Sen kim oluyorsun ya Amr? Hazreti Ömer'in üslubu da çok serttir. Amr diyor ki, ya emir el müminin, Hristiyanların her biri bir arada toplanıyor. Bu Kıptilerin bir hareket yapacağından korkuyorum. Bir saldırı, bir ayaklanma yapabilir, bize zarar verebilirler. Her birinin bir arada bulunması bence maslahata aykırıdır ya emir el müminin diyor. Ama Hazreti Ömer'in cevabı çok manidar. İnsanlığı altın harflerle nakşedilecek bir sözdür. Ya Amr, sen ne zamandan beri işlenmeyen, henüz işlenmeyen suçtan dolayı insanları cezalandırıyorsun? Sen ne zamandan beri ayaklandılar mı ki yok? Muhtemelen ayaklanabilirler diye insanları suçluyor ve cezalandırıyorsun. Bu hakkı, yetkiyi ve selahiyeti kim sana veriyor ya Amr? Amr geriye dönüyor ve mecburi ikamet zorunluluğunu kaldırıyor. Yine bir şikayet geliyor. O kadar özgürler ki Hristiyanlar. En küçük bir şeyde şikayette bulunuyorlar. Ya Amr diyor bizim çalmamıza, ibadet davetimize engel oluyor. Ara sıra kilisemizi hatırlatmamız lazım. Çan çalıyoruz bundan rahatsız oluyor. Amr diyor ki çan çalmayacaksınız. Hazreti Ömer yine rahatsız oluyor. Ya Amr diyor niçin çanlarına yasak koyuyorsun? Bu hakkı sana kim verdi? Ya Ömer diyor namaz kılarken çan çalıyorlar. Bütün namaz kılınan vakitleri bellemişler. O sırada namaz kılınca bizi taciz ediyorlar ya Resulallah. Ahlaksızca davranıyorlar. Ya Amr diyor onların haçından seni sorumlu tutuyorum. Kilisesinden senin sorumlu tutuyorum. Çanından ve ayin yapmalarından seni sorumlu tutuyorum. Bu konuda bir şikayet daha gelirse benden çekeceğim var ya Amr. Hazreti Ömer'in bu sözünden dolayı Amr'ın bağrı çatlıyor. Ödü kopuyor yani. Çok korkuyor. Sonra birkaç kez daha çok zekidir Amr. Olağanüstü derecede zekidir. Diyor ki ya Resulallah, ya emir el müminin diyor. Biraz işte saray maray yaptı diye şikayet var. Bu korumalar, bu saray neyin nesi ya Amr deyince birkaç defa da görevden, valilikten alıyor. Ya emir el müminin diyor, bizim iyi görünmemiz lazım, görkemli görünmemiz lazım, şöyle olsa böyle olsa falan. O kadar zeki, kıvrak, sözü de çok iyi dizebilir. Ağzı, laf yapan biridir Amr. Hazreti Ömer diyor defalarca onun zekasını anlatmak için. Ya Amr, vallahi biliyorum ki ben haklıyım. Vallahi biliyorum ki sen haksızsın ama vallahi sen o kıvrak zekanla dilinle bana üstün geliyorsun demiştir. Amr bu kadar zeki biridir. Defalarca görevden almıştır. Sırf oradaki Hristiyanlara yapmış olduğu haksızlıktan dolayı. Haksızlık da bu bahsettiğim çerçevede. Hatta bana biraz uzun olabilir demişlerdi de kusura bakmayın onun için uzatıyorum. Bir Kıptinin Hristiyan Kıptinin oğluyla valinin oğlu bir yarış düzenliyorlar. Bu yarış sırasında tabii ki Kıptinin Çingene'nin oğlu valinin oğlunu geçiyor. Geçince adalet ve birlikte yaşama tecrübemizle ilgili bu anekdotlar bize çok önemli bir ufuk çiziyor. Diyor ki sen ne hakla beni geçersin diyerek alıyor kırbacı ve valinin oğlunu gücünün yettiğince dövüyor. Valinin oğlu olmanın imtiyazını kullanarak dövüyor. Sen ne hakla beni geçersin diyor. Bu durum tabii Hazreti Ömer'e intikal ediyor. Hazreti Ömer durur mu? Bu kadar adaletsiz bir tutum karşısında durur mu Hazreti Ömer? Bununla bir ders vermeli, öyle bir ders vermeli ki bir daha bu haksızlık, hukuksuzluk, bu adaletsizlik işlenmesin. Gelir ve kırbacı veriyor çocuğun eline. Diyor ki valinin oğlu seni nasıl dövdüyse Çingene'nin oğluna diyor ki sen valinin oğlunu seni dövdüğü gibi dövebilirsin. Aynen insanların önünde dövüyor. Sonra diyor yetmez. Bu zulme, ahlaksızlığı ve adaletsizliğe müsaade ettiği için valiyi de döveceksin diyor.
Valiyi de dilersen dövebilirsin. Çocuk elindeki kırbaca bakıyor, valiye bakıyor. Koca vali süt dökmüş kedi gibi masum masum duruyor. Ya Ömer diyor, ben bana zulmeden döveni dövdüm. Ben onu hakkımdan feragat ediyorum ya Ömer. Ben valiyi dövmek istemiyorum. Bu hakkından vazgeçebilirsin diyor dilersen. Ve ondan sonra bununla ilgili bir olaya da rastlanmıyor. Biz birlikte yaşarken yanımızda kim olursa, hangi dinden insan olursa olsun, onun canı da bir Müslümanın canı gibi masumdur. Bir insan cuma namazı kılarken bir Hristiyan denize düştü, eyvah imdat diye bağırdı. Eğer koşup onu kurtarmadı, namazı bozup kurtarmadıysa bu insan onun katili sayılır. Bir candır, o canı kurtarmak gerekir. Ancak Müslümanlara harbi olan, savaş ilan eden, Siyonistler gibi şedid olan ve Müslümanlar hayatı zar eden, zulmü irtikap eden zalimler, müstekbirler istisnadır. Onlar bunun dışındadır. Yurt dışında bir sempozyumda Amerika'dan gelen birkaç Yahudi'yi görmüştüm. Sempozyumda konuştular. Yurt dışında bir yerdeydik. Yahudiler konuştu ama o foteri, moteri, o aksesuarı, kıyafetiyle tam bir Yahudi kültürünü her yönden görüyordunuz. Şuradan özel bir isim verdikleri saçları maçları sarkıyor. O konuşması içerisinde ilginç bir şey söyledi, dikkatimi çekti. Biz Yahudiler hayatımız boyunca Müslümanların mahiyeti altında gördüğümüz huzur ve itminanı hayatımızın boyunca hiç kimseden görmedik, hiçbir milletten o şekildeki bir huzuru bulamadık demişti. Dikkatimi çekti. Bir Yahudi'den bu nasıl duyulur? Sempozyumdan sonra görüştük. Sonra ona bu konuyla ilgili değerlendirmelerini falan sormuştuk da geçenlerde Türkiye'de uğramışlardı. Bunlar antisyonistler, İsrail'i en büyük düşman olarak biliyorlar. Onların uygulamaları insanlık için tehdittir ve tehlikedir diyorlar. Çok ilginç bir yapıları vardı. Onların diliyle de Müslümanların birlikte yaşama tecrübesinin ne kadar huzur verici, ikna edici ve adaleti içerdiğini göstermektedir. Endülüs tecrübemiz vardır bizim. 711'de ayak bastık oraya. Yahudilerin daveti üzerine Endülüs'e gidilmişti. Daha sonra 756'da Endülüs Emevi Devleti kurulmuştu. Bu kurulduktan sonra ben çok hızlı geçiyorum. Sadece olumsuz bir iki tecrübe aktarmak istiyorum. 1492'de Granada Emirliği düştükten sonra Müslümanlar korkunç bir zulüme uğradılar. Korkunç bir zulüm uygulandı. Zulmün her çeşidi uygulandı. 1500 yılında ilk defa başörtüsü yasağı İspanya'da uygulanmıştır. Endülüs'te uygulanmıştır. Başörtüsü yasak. Örtü, hicab yasak. Hanımlar yıllarca dışarıya çıkamamışlardır. Müslüman hanımlar, iffetli hanımlar. Ve Müslümanların oruç tutmaları yasak. Hiçbir ibadet ritüeline müsaade edilmemiştir. Camiler toptan yok edilmiştir. Ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? Zorla Müslümanlar domuz eti yedirilmek zorunda bırakılmışlardır. Domuz etini yemeyen Müslümandır, hala Müslümandır muamelesi görmüş. Hatta bir adayı toptan yok etmişler. Bir adada insan adını hiçbir şey bırakmamışlardır. Bu kadar büyük bir zulüm uygulamışlar. Zihninizde muazene olsun. İslam'ın engin ve zengin tecrübesi ve bir de Batı'nın bu konuyla ilgili İspanyolların en başta yapmış oldukları adaletsiz tutumları bizler için çok önemli ipuçları vermekte. Anlamamız açısından, hafızamızı tazelememiz açısından çok önemli ipuçları vermektedir. Zaten Müslümanlar, Yahudiler, Kıptiler, Çingeneler bu konuda hepsi tehcir edilmiştir. İspanyol'dan başka bir millet tanınmamış. Tarihin en katil milleti İspanyollardır. Hemen hemen denebilir. Modern dönemlere gelince, modern dönemlerde de yine insanların birlikte yaşama tecrübesi yoktur. Batı bunu bilmez. Batı farklı dinden, etnisiteden insanlarla birlikte yaşama tecrübesi yoktur. Onlar yeni yeni tecrübe ediyorlar bunu. Fakat orada da mesela Amerika'da bilhassa mikser usulü uygulanır. Nedir? Her kesimden insanı alır, onların her birini hamurlaştırır. Mutfakta kullanırsınız ya mikser. Her şeyi karıştırır, başka bir şey çıkar ortaya. Hiç kimse kendisi olarak var olmaz. Her insandan insanı koyar, sonra onları hamurlaştırır, farklı bir tür çıkarırlar ortaya. Nevzuhur bir şey çıkarırlar. Bu doğal değil, fıtri değildir. Bu insana yapılan en büyük saygısızlıktır. Çünkü seni sen olarak tanımıyor.
seni sen olmaktan çıkarıyor. Sen aynı inanç demesine, etnisiteye sahip olamazsın diyor. Sen gelecek buraya dönüşeceksin. Sen dönüşeceksin, mikserden geçeceksin, farklı bir kimlik oluşacak ve herkes aynı olacak. Bir de salata sistemi derler. Herkesin kendisi, kokusu, rengi, kimliği ile birlikte var olabileceği, yani salatanın içine bakarsanız bütün sebzeleri ayrı ayrı görürsünüz. Bir renk cümbüşü verir size. Herkes olduğu gibi var olabileceği bir birliktelik. Bu birlikteliği Batı sağlayamaz. Kısmen bu konuda Kanada öne çıkarılır. Derler Kanada'da herkes kendi kimliğiyle, inanç demetiyle birlikte vardır denmiş olsa bile dünyada İslam'ın sunmuş olduğu bu erdemli tavrı hiçbir tarafta görmüyoruz. İslam bize zengin bir miras sunmaktadır. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında öldürülen insan sayısı Batı'da 60 milyondur. 60 milyon. Öldürülen, Batı'da öldürülen insan sayısı budur. 5 milyon Yahudi öldürülmüştür sadece Almanya'da. Müslümanların sayısı haddi hesabı yoktur. Kaç milyon olduğunu kimse bilmiyor. 60 milyonun içerisinde kaç tanesinin bu olduğu belli değil. Ama en çok da bunlar mezhep savaşlarıyla birbirlerini yemiş ve bitirmişlerdir. Haçlı savaşlarının Müslümanlar üzerindeki büyük kıymını saymayalım. Batı bunu bilmez. İnancına güvenmediği için farklı inanç demetine hürmet ve saygı da göstermez. Bugün onların çok üst perdeden konuşmalarını dikkate almayın. Getirdikleri demokrasi, en çok samimi oldukları, getirdikleri, dillendirdikleri demokrasi, Irak'a getirdikleri demokrasidir. Bunun ötesini beklemeyelim. Irak'ta 2,5 milyon insan ölmüştür. Irak'ın nüfusu ne ki? 14-16 milyon. 2,5 milyon insan ölmüştür. Bu da kayıtlara göre. Daha kimliğini bilmediğimiz, sakat kalan, oraya buraya hicret eden, vurulan, yok olan, orayı terk ettikten sonra vurulan, yok olan nice insan vardır ki bunları bilmiyoruz. Sadece birkaç yıl içerisinde öldürülen insan sayısıdır bu. Daha bu rakamın nerede, nasıl duracağını da hiç kimse kestiremiyor. Avrupa'nın getireceği, Amerika'nın getireceği, işte bir size özgürlük dediği ve sizi siz olarak yaşamınıza müsaade ediyor, istiyor, arzu ediyor, talep ediyoruz dediğinde bu şekilde anlamak lazım. Orta Doğu'daki bu kıpırdanış, bu halkların dirilişi ve özgürlük arayışını nasıl izah edeceğiz? Düne kadar Mısır'a her ay 3 milyar dolar yardım ediyordu Amerika. Neden? Mısır'ın neyinden, ela gözüne mi aşıktı? Neden o kadar çok seviyor, bu kadar yardım etmek istiyor? Krize rağmen hiçbir zaman bu parayı ödemekten geri durmamıştır. Mısır'ı çok mu seviyordu? Masayı yumruklasa Mısır'da özgürce seçim olurdu. Masayı yumruklasa, yüksek tonlu konuşsa, emretse Suudi Arabistan'da özgürce seçim yapılır. Neden Amerika istemez? Neden hiçbir İslam ülkesinde özgürce bir seçimin olmasını istemez ve Avrupa talep etmez? Amerika böyle bir şey istemez. Neden? Korkunç bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunun yüzde biri başka yerde yaşamış olsaydı bakın yer yerinden oynardı. Ama Amerikan çıkarları tehlikeye gidecek ya. Özgürlük dediklerinin hiçbirine inanmıyoruz. Biz onlardan özgürlük, huzur, eman ve emniyetin geleceğine de inanmıyoruz. Onların birlikte yaşayabileceğimiz bir tecrübeyi bize miras bırakacaklarına da inanmıyoruz. Ama biz 1500 yıldır farklı inanç demetleriyle birlikte yaşama tecrübesi gösteren İslam ümmetinin bu zengin tecrübesinin kaynaklandığı Allah'ın vahyini baş tacı ediyor ve kurtuluş ümidimizin ancak onda olduğunu her haliyle inanıyor ve iman ediyoruz. Biz ancak huzur iklimine bu şekilde ulaşabilir. Biz ancak o iklime kavuşmanın imkanlarını vahyin ölümsüz iksirinde bulabiliriz. Allah bizi uyardığı yerler vardır. Onları dost edinmeyin. Çünkü onlar size ağızları dolusu öfke kusmaktadırlar. Her hallerinde öfke vardır. Bu gördükleriniz, görmediğiniz öfkeleri ise daha büyüktür. Ama eğer birileri size düşman değilse, onlarla iyilikte bulunmanıza, onlara ihsanda bulunmanıza, onlara fedakarlıkta bulunmanıza bir sakınca yoktur der Allah-u Teala. Eğer sizinle savaşırlarsa, siz de onlarla savaşın. Ama ilk savaşan siz olmayın. Sonra onlar sizle savaştılar, siz de savaşın ama haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez. Bizim savaşımıza, kavgamıza birebir ahlak getiriyor Allah. Bir ahlaki dizayn, ahlaki bir örgü, ahlaki bir kaide koyuyor Rabbimiz.
Rabbimden niyaz ederim. Bizim kurtuluş reçetemizi ihtiva ettiği, aldığı ve içerisinde mündemiş bulunduğu aziz Kur'an'ın hükümlerine her haliyle imana iman eden ve yaşayan, özünü ve sözünü Kur'an'a göre tanzim eden tertemiz muvahhid kullarından eylesin. Azametine uygun kulluk yapmada bizleri muvaffak eylesin. Kafirlerin hile ve desisesine karşı bizleri uyanık kılsın. Ve bizleri her haliyle hikmet ehli, teyakkuzda olan müminler kılsın. Ve bizleri şerefli kullar zümresine ilhak eylesin. Cennetiyle serfiraz eylesin. Amin. Ela inna ahsenel kelamu eblegan nizam kelamullahil melkil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نوّر قلوبنا بأنوار محبتك وذكرك يا ذا الجلال والإكرام آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله المنعوت بصفة التنزيه والكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سني الخصال واعلموا أن الله صلى على نبيه في كتابه المبين وأمركم بذلك ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اتقوا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم Daha önce de sık duyduğunuz ayeti çok önemine binaen bir daha sizinle paylaşmış, zikretmiş, bir daha hatırlamış olalım. Ey Rabbimiz! Haşr suresi 10. ayet. Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi bağışla. Ey Rabbimiz! Mümin kardeşlerimize karşı kalbimizde kin bırakma. Ey Rabbimiz! Sen çok şefkat ve merhamet sahibisin. Ey Rabbimiz! Mümin kardeşlerimize karşı kalbimizde kin bırakma. Sen engin rahmet ve merhamet sahibisin. Kim bilir ne kadar bu konuda hastayız ki Allah bu ayeti bize öğretiyor. Biz ne kadar hastalıklı, ne kadar bir zayıf tarafımız var. Bu konuyu ne kadar beceriksizliğimiz vardır ki, ne kadar hastalıklı bir yanımız vardır ki Allah şifa demeti uzatıyor. Bunu bolca böyle dua edin. Benden isteyin ve dileyin. Kalbiniz mümin kardeşlerinize karşı kırgın olmasın. Onlara karşı öfke taşımayın. Bunu kalbinize, bu bir yüktür. Kardeşinize karşı öfkeyi taşımayın. Bedeninize zulmetmeyin. Kalbinize bu yüktür, bunu taşımayın. Mümin kardeşlerinize karşı kin taşımayın. Ey Rabbimiz, bağışla. Ne olur bizleri bağışla. Elimizde olmayarak beceremediğimiz sevgisizliğimiz varsa, Mümtehine suresinin 7. ayetinde biz sevginin senden olduğunu, senin bize ikramın ve ihsanın olduğunu biliyoruz. Sevgiyle kalbimizdeki kinleri yıka ya Rabbi. Erit ya Rabbi. Buharlaşıp yok olsun ya Rabbi. Ancak senin sevgin gücü yeter. Onu eritmeye, bizdeki o kin tohumlarını eritmeye ancak senin sevgin yeter ya Rabbi. Rahmetinle muamele buyur. Müminleri sevdir ya Rabbi. Bizleri öyle sevdir ki birbirimize muhabbet kalbimizin o kalplerimiz arasında birbirine hissettirelim. Biz öyle sevdir ki ya Rabbi kalbimizin coşkusunu birbirimize duyuralım. Birbirimize öyle sevdir ki ya Rabbi birbirimizin yüzüne bakınca seni hatırlayalım. Birbirimizi o kadar sevdir ki ya Rabbi. Biz kalbimizdeki sevgi, ülfet, muhabbet, merhameti senin bir lütfun olarak bilip bu nimetin farkında olalım. Allah'ım nimetin üzere bize daim kıl. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Biraz sonra cenaze namazı kılacağız. Ekimüs salam.